Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Gündemdeki konularda güncel gelişmelerle her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım, ben Hülya. Bizde her zaman soruyorsunuz, turizm amaçlı ikamet izni uzatmak için haklı gerekçeler neler diye. Anlatacağım ki hepsini bilin ve kandırılmayın. Boşu boşuna zaman harcamayın, para da harcamayın. Ama önce pazar günkü Göç İdaresi'ne Açık Mektup isimli yayınımıza gösterdiğiniz büyük ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çabalarımız karşılığını bulur ve sizler de bu zor durumdan bir an önce kurtulursunuz. Konumuza geçmeden önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler, şimdi konumuza dönecek olursak turizm amaçlı ikamet izni uzatmak için ne gibi haklı gerekçeleriniz olabilir? Bunları size tek tek sayacağım. Birincisi, 2019'a bir sayılı genelge hariçte bırakılan ülkelerden farklı bir ülkenin uyruğuna tabi 65 yaş üzeri yabancı uyruklu kişilerin turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılabilir. 2. Öğrenci ikamet izi sahibi olan yabancı uyruklu şahısların birinci derecede yakınlarının turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılabilir. Kimlerdir bunlar? Anne, baba, eş ve kardeş. 3. Anne veya babasının veya ailede bir kişinin evi bulunanlar üzerinden ikamet izni alınması durumunda ikamet izni talebinde bulunan tapuda adı geçmeyen birinci dereceden yakınları için turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılabilir. 4. Özel ihtiyaç sahibi kişilerin turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılabilir engelli gibi. 5. Öğrenci ikamet izni düzenlenmemiş ancak ilk ve orta derecede eğitim gören yabancıların ve onların birinci derecede yakınlarının turizm amaçlı ikamet izinleri yine uzatılabilir. 6. Çalışma izni olan ve destekleyici konumunda olan yabancıların aile ikamet izni şartlarının taşımaması durumunda ilgili şahısların başvuruları da değerlendirilir. 7. 2019'a bir sayılı genelge hariçte bırakılan ülkelerden farklı bir ülkenin uyruğuna tabi olan Türk soylu şahısların başvuruları değerlendirilir. Bunun için Türk soylu olduğunuzu gösteren belgenizin olması gerekiyor. 8. Türk vatandaşı birinci derecede yakını olan yabancıların turizm amaçlı ikamet izinleri uzatılabilir. 9. Turizm amaçlı ikamet izni varken Türkiye'de hastalanıp tedavisi hala devam eden birkaç istisna durum var. Ancak kafa karışıklığı olmasın diye onlardan burada bahsetmiyorum. Sevgili izleyenler, bunları size niye tek tek saydım biliyor musunuz? Kendilerine göç danışmanıyım diyen bazı kişiler size turizm amaçlı ikamet izni uzatmış kişilerin ikamet izni kartlarını gösteriyorlar ve diyorlar ki bakın biz bu kişilerin ikamet izinlerini uzattık, onları ikamet izni aldık. Gelin size de uzatma başvurusu yapalım, bunlara çıktığı gibi belki size de çıkar diyorlar. Ama size söylemiyorlar ki onlar uzatma şartlarını sağlıyorlardı, onun için ikamet izinlerini uzatabildiler. Bunu ya size kasıtlı olarak söylüyorlar ya da kendileri dahi neden bu kişilerin ikamet izinlerinin uzatıldığını farkında değiller. İkisinden biri. Onun için çok dikkatli olun, boşu boşuna para ve zaman harcamayın. Değerli izleyenler, siz ikamet izninizi uzatmak için gerekli şartları sağladığınız halde bazen uzatma başvurunuz reddedilebiliyor. Bunun birkaç nedeni olmakla birlikte en çok dosyanız bazen göç idaresi memurları tarafından yeterince incelenmiyor veya gözden kaçabiliyor ve buna bağlı olarak uzatma başvurunuz da reddedilebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız durumunuzu göç idaresine anlatın ve hatadan kaynaklanan bir redse durumunuz düzeltilir. Endişe etmeyin. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.